Çocuklarda işitme kayıpları e, genellikle e, iki şekilde olmakta. Birincisi e, doğuştan olan bir de sonradan olan işitme kayıpları. Doğuştan olan işitme kayıpları genellikle e, genetik kökenli veya anne karnında geçirilen enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, uzun süren sarılıklar gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Artık e, doğum e, sonrası hemen erken dönemde işitme tarama testleri yapılmakta ve erken tanı yöntemleriyle çözüm üretilmektedir. Yine bizim çocukluk çağı dediğimiz yani oyun çocuğu dediğimiz ilk işte 2 ile 8 yaş grubunda olan çocuklarda en sık gördüğümüz işitme kayıpları serozotitis media dediğimiz işitme kulak iltihabına bağlı işitme kayıplarıdır. Serozotitis media çok sık görülen bir sağlık problemidir. Ortalama her 5 çocuktan bir tanesinde mutlaka görülebilmekte ve uzun süre orta kulakta sıvı birikimi devam ettiği zaman bir takım sıkıntılara neden olabilmekte. Buradaki problem östaki borusunun iyi çalışmamasına bağlı orta kulaktaki havanın emilmesi ve oluşan negatif basınca bağlı dokulardaki sıvının orta kulaktaki birikimine bir serozotit diyoruz. Buradaki negatif basıştan dolayı zar içeri doğru çökmekte. Bazen ileri derecede e, orta kulağa yapışacak kadar e, emilmekte. Ve beraberinde eğer uzun süre tedavi edilmediği zaman orta kulakta yapışıklıklara ve kemik erimelerine kadar giden sağlık problemlerine neden olmaktadır. Erken dönemde tedavi ettiğimiz zaman hiçbir e, yan etki kalmadan tamamen düzelmektedir. Tedavisinde de biz bu gibi hastalarda kulak zarını deliyoruz. Buradaki negatif basıncı düzelttikten sonra orta kulaktaki sıvıyı alıp ve bu kulak zarını deldiğimiz yer kapanmasın diye ortası delik bir boru yerleştiriyoruz. Ve orta kulak havalanmasını sağladığımız zaman bu problem çözülmüş oluyor. Ama tüp atıldıktan sonra bu vakaların işte %90'ında hiç sorun olmadan düzelmekte, %10'unda da tekrarlamakta, tekrar problem tekrarladığı zaman yine aynı işlemi biz de tedavi yöntem olarak tekrarlıyoruz.